Bu İbo ne zaman geliyor ya okuldan? İbo daha okulda. İkinci Şaka mı Ya. He. Harbi mi diyorsun? 11'de bitiyor okulu. Ya az önce buradaydı bırakayım nereye gitti yine okula mı gitti? Dersi varmış arada gelmiş buraya. Ya sala ara ya yalan söylüyor ya. Evde ya oğlum ya. <laughs> ne oldu aslında koptun ya ekstra. Bugün böyle ben çok konuştum da abi. Neyi konuştunuz bugün? Okulunuzun ilk günü, ilk üniversiteli gününüzü mü konuştunuz? <laughs> evet. Nasıl geçti okulun ilk günü? <laughs> çok kalabalıktı ya abi. O gün gündü herhalde. Okul ya arkadaşlar yazılmalıyı... bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ha, hepiniz okula çullanmayın. Çocuk bak kalabalıktan rahatsız <laughs> evet. olmuş ya. Bok var hemen <laughs> okumaya çalışıyorsunuz. Bırakın <laughs> Vallahi, abi ya. Hemen yani. ya ne işiniz var orada kulüpte. <laughs> çok kalabalıktı diyor ya. Inşallah. Ya gerizekalı konsere mi gidiyorsun? Okula gidiyorsun amına koyayım yani. Kalabalık. Okumaya gelmiş insanlar. Hepsinin derse gelmişler. Çok kalabalık. okuyacaklar diyor konuları. Kulüplerin önünde geziyorlar boş boş. <laughs> nasıl? uygun kulüpleri. Ziyadın yaparım dedim sonra saldım. Sen R nasıl buldun R bloğu? nasıl buldum abi? Bir tane çocuk şansa denk geldi. O da Yeni dönemin geldi. ilk dersine ödev verdi canım hocam. <laughs> Bugün ödev <laughs> evet, mi verdi da, hocalar? Ben, bana da verdi. Ne dedi lan? Ne Feride Feride Tişir'im görüyorsunuz bakın. ilk günden ödev var vermeyin ya bize. Ya gerçekten ilk günden bari ödev verilmesin ya. Bunu gelin kanunlaştıralım. Yani gerçekten ya. ilk günden ödev vermek o gerçekten çocuğu okuldan uzaklaştıran bir hareket ya. Uzaklaştırmazsan okuldan. Uzaklaştım. Uzaklaşamazsın şerefsiz. Kaç para ödendi oraya? Nereye uzaklaşıyorsun? <laughs> Uzaklaşmadım. Sen uzaklaşamazsın. Normal başkaları uzaklaşabilir kardeşim benim. Sen uzaklaşamazsın. <laughs> i̇lk günden her birden yani çocukları birazcık hani ittiriyor yani okul şeyine karşı ön yargı oluşturuyor. Ee, o yüzden ilk günde ilk hafta hiç ders işlenmesin. Hep yaz tatilinde kim ne yaptı onu anlatsınlar. Sosyalleşmeye kurulu olsun. Yavaş yavaş dersler de çok yavaş geçilsin. Mesela iki saat mesela matematik varsa, edebiyat varsa falan böyle iki saatlik bir süreci ise bunun. Yani bir 25 dakika, 20 dakika yapalım arkadaşlar. Sonra zaten salacağım. Bu modda takılalım ilk 3 hafta, 4 hafta. Sonra işte ilk bir, birinci ay bitti mi ne falan böyle 2 saatin, buçuk saatine yakın, bir saatine yakın işleyelim bırakalım. Anlatabiliyor muyum? Böyle böyle ilerleyelim. İşte böyle böyle, siz böyle ilerlemeseniz de biz böyle ilerliyoruz. Ben 8 sene falan sürdü benim diplomayı almam. Öbür arkadaşım var 9 sene, 11 sene olup atılıp tekrar bağlanıp tekrar atılan var. Elif, maşallah. Oğlum benim arkadaşım okuldan atıldı, tekrar kayıt yaptırdı. Hani bu LOL'de falan 40 dakika sonra oyuna bağlanıp şey yazıyorlar lan daha bitirmedim amına koyayım. <laughs> Oyunun bitmesini dışarıda bekliyorlar ya. Var ya öyle Ercan. Arkadaşa da aynısı oldu. Girdi. Bilirim, bilirim. 11. sene hala bitmedim amına koyayım diyor lan. Bana ne diyorsun? Sen bitiremedin. <laughs> Acayip. Yani bunu böyle yaparsak en azından insanlar daha böyle şey olur yani. Çağrı yarın nöbetçiyim taktiks. Kardeşim nöbetçilik çok ekstrem bir olay. Gerçekten. Ben nöbetçiliğin iş yaptığı bir yer daha buldum ama. Özellikle Ranza nöbetçiliği var. Askerde nöbette çok iyi oluyor. Gündüz eğitimi. Eğitime gitmiyorsun. Nöbette duruyorsun, oturuyorsun sürekli. Bütün nerede dinlenilebilir, nerede yatılabilir, nasıl... Daha az enerji harcanabilir. Hepsi bende yani o konuda. Abi o galiba lisedeki nöbetçilikten bahsediyor. Lisedeki nöbetçilik çok güzel kardeşim. Okul kapısının önünde duranlardan bahsediyorsun değil mi? Bir de bahçe nöbetçileri vardı. E kat nöbetçileri var. Kat nöbetçileri var. Şey ama nöbetçi öğretmen de oluyor. Nöbetçi öğretmen de değişiyor ya. Makara bir nöbetçi öğretmen ve etrafındaki çoluk çocukla beraber dönen makaraları hayal et. Edemedi. Neyse sağlık olsun Hasan. Siktir et hayal etme. <laughs> Anlat bakalım bugün <laughs> nasıl geçti. Sabah sana bir kombin yaptık güzel kardeşim. Güzel evet, beğeni aldı mı kombin? Heh, o kombine gittin. Güzel bir beğeni aldı mı kombin? Dediler kim mi şey yani kombine... ulan bu da mı üniversite <laughs> olmuş çocuk kim lan falan yaptılar mı sana? Yok abi hiç olmadı onlar. Olması mı gerekiyordu? Ya olmuyordu da ben bilerek sapsarı giymiştin hani tespit etmesinler seni bir mallık yaparsan niye sarıyı çıkarttırmıştık senden. Yok sabah. abi ya çok da efendiydim ya. Neden? O gidilirdi. Nasıl bir efendilik Se yaptın? Senin dediklerin hepsine uydum abi. Hoca diyor bilgisayardan anlayan var mı diyor. Hiç elim bile kaldırmıyordum. Hoca dedim pardon profesöre. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Neden profesör bilgisayardan anlayan sordu? Ee, görüntü aktarımı için. Salak ben sana kaldırma demedim ki el kaldırma demedim ki net ol dedim evet hayır gri yok dedim giydiğin kombine göre yaptık bunu da niye ne olurdu görüntü aktarımını yardımcısı olsaydım de. hoca belki sana Aa, teşekkür ederim oğlum sana bir sözü puanı vereyim ben derdi belki. Yok yaptı zaten kızım biri hiç öyle bir şey demedi. Neydi sorun neydi tam olarak ne yaptırdık kıza? Kameradaki görüntüyü monitöre verdi. HDMI kablosuyla yani bu kadar. Bunun için bilgisayar mühendisi olmaya gerek yok ki ama yani evet. HDMI kablosunu taktı. Aynen öyle. Açtım onu. Onu ben de yapmıştım <laughs> hazırlıkta. Bu kadar yani. Ulan bizim sınıfta da o kişi, onu yapan kişi bendim. Hasan <laughs> sen onu yapmadın mı yani? Yapmadım abi onu. Tamam Hasan demek ki bizde değil Mami. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Burada elendi. Yapman lazımdı. Onu yapan kız peki yaptıktan sonra yerine oturmaya giderken bir gururlu yürüyüşünü gördün mü o kızın? Yerine oturmadı. Hoca dedi ki geç benim yerime otur dedi. Pardon profesör. Neden onun yerine oturttu? Ayaktan atıyordu. Bir, birkaç işim daha var sen dedi. Sonra iki de şey değiştirdi. Ekran değiştirdi. Salak sen otur, Oraya işte sen onu yapacaktın. Yerine oturacaktın. Hoca ders anlatırken ses olur falan yapacaktın. Ekstra puanı kapacaktın. Konuşan kişi bendim ki abi. Başka konuşan yoktu. Ne konuştun dostum? Arkada ben abi ilk, ilk ders 30 dakika geç geldim. Hayır konuşan kişiniz, o sınıfta konuşan kişinin sen olması beni çok güzel, tedirgin etti biliyor güzel. Musun? Bir de konuşamıyor abi, da bu. İşte lise ortamı oluyordu tam en arka dörtlüde ben öyle bir şey kuruyordum. Sonra bunun o... farkına vardım, ikinci derste değiştim yerimi. Niye dostum, oğlum? Bunu, bundan vazgeçtim dedim. Mami ee, hocayla... Da... Cool takılacağım diye hakikaten. Aynen. Dostum. Alo dediğine duydun. Ya alo ben dedim. Ben nasıl dalga geçiyorum. Alo dedim de bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi sınıf kaç kişi sınıf onu bir söyle bakalım. 20 kişi 6'sı erkek. Oha. Bir dakika bir dakika. 20 kişi 6'sı erkek <laughs> ve sen 4 erkeği tarafına çektin. Yani şu an sadece 2 e tane rakibimiz taraftan? mi var? <laughs> evet şu an 2 dakika 2 da rakibimiz var. <laughs> Peki, da takımı kuro kadroyla. Ya canım. elini vicdanına koyarak. Elini vicdanına koyarak. Altısı erkek Koydum. dedin değil mi? Altısı erkek. Evet. 14 evet. kızdan kaç tanesi sana hitap eder güzellikteydi? Ben bir zaten 5-6'sını kestim. Bak şerefsize bak. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> bak maşallah. Ben zaten bir 5-6'yı kestim. Ondan sonra kospa bıraktım abi. Koridora bıraktım. Evet. Teneffüste de. Oradan da <laughs> çanta dolmuş benim. <laughs> Buraya <laughs> <laughs> pera yaptırdım falan. Nasıl yani 5-6'sını kestin? Gözümde kestirdim. Yanındakiyle zaten tanıştım bir tur. Sonra oryantasyon başladı bir anda. Oğlum 5-6 biraz fazla bir hedef değil mi Hasan senin için? Eleme yapacak Ha? Düşükten tamam düşüreyim o zaman. Yani, yani %100, %100 çok iyi dediğin kaç kişi var mesela çok iyi? dediğin. Zaten abi kötüye yanlış olur. 5-6'sı iyi işte. 5-6'sı kestim iyi. Oğlum senin iyi şeyini de bilmediğimiz için hani seviyeyi ben, ben bilemediğim an. için şu an iyisini kötüsünü sen neye göre iyi verdiğini de anlayamadığım için en son bir tane kız arkadaşı yaptığında gasp edilmiştin Hasan hatırlatırım sana. o mu gasp etti abi? O gasp etmedi ama işte onu bilgin olsun yani biraz mal oluyorsun galiba birilerini beğenince. Haberin olsun. Seni kaç kişi kesti? Ben bunu fark ettim mi hiç? Bakabildim mi buna? Ya ben de bu algı çok kısıt kapalı abi ya. Onu anlayamıyordum işte. Anlaya, aslında anlayamıyor değilsin de kesen olmadığım bilmiyorsun. ben kesmedikleri için. Yani Kesiler mi acaba diyorsun. Çıpta. Aynen. Çünkü biz Anlayamıyorum <gülüyor> diye. <gülüyor> Peki şey diyen oldu mu? Seninle iletişim kurmaya çalışan birisi oldu mu bir kız? Yok. Nasıl yani yok? Ben çok bir şey yapmadım ki abi öyle. Ders bitti ya zaten sonra, sonra bakayım dedim dışarıda ne var falan diye. Seni sınıfta benim yayınımdan tanıyanlar oldu mu? Yok o da olmadı. Ee, çok, yol üstü. Çok eksideyiz ya. Hı. Yol üstü tanıyan oldu. Yol üstü. Normal Böyle... okula giderken ki yol üstü. Aynen. Tanınmaz lazım. Ya sana. okuldan o işimize da. Onun gelmiyor ki. Okulun içinde tanınman lazım. Şey Var, bu tanıyan bu oluyor abi. Onu. Tanıyan oluyor ama şöyle. Hasan ne haber? Hasan nasılsın? Değil ben. Ne yapsın yaparım. dudağına mı yapışsın moruk? Yok da ben ya, bir iyi sendeyim bari. <laughs> Millet amına koyayım. İkinciyi olarak. tutacağım bir dakika tutacağım. Arkadaşlar bu çocuğu tanırsanız bırakın size de bir hal hatır sorulmasına izin verin lütfen. Lütfen. Ben ne de oluyor bazen arabayla elimden getiriyor. O çağrı İyi kanka nereye gidiyorsunuz? İyi. <laughs> ben de oluyor öyle. Dur gidiyor hemen ya. <laughs> Dur bir anlatayım ben iyiyim. Sende ne var ne yok? Bir, sor, bir, iki dakika muhabbet edelim. Yok abi basıyor gidiyor. Öyle oluyor yapacak bir şey yok. Evet Hasan'cığım. Aleykümselam İbo. Nasıl geçti okulun ilk günü? Abi iyi geçti. Sadece şey, e hocalara Mister Mrs. diye hitap edeceksin diyen kişi şu an Discord'da mı? Buradayım. <laughs> Burada. Mr. Teşekkür Mehmet. ediyorum mamicim. Öyle evet, mi hitap ettin? Mister Mr. Mrs. diye mi hitap ettin? Ha, evet, evet. Artı puanımı aldım. Ya, Çok güzel. Dedim abi. Çok güzel. Nasıl geçti okulun ilk günü bu? İyi geçti ya ama uykum geldi fena. Akşamdı ya. Karanlık çekti ben bir e, Söyleseydin geldi. ya hoca ya. Hoca uyku geldi ya deseydin. <laughs> Biraz. Ben... Zaten salmıyor hoca ya. Hoca benim bir 20 dakika ben mi dinleyelim bir dağılın. Hani 20 dakika 25 dakika sonra tekrar toparlarsın sınıfı. Bir daha devam edelim dersimize deseydin. Bir rica etseydin yani şöyle bir İbocuğum. <laughs> oğlum size bir şey söyleyeyim. Alo, Hasan mı İbo. bu? Bakın evet, değerli arkadaşlar. Buralar eğitim yuvaları oğlum sizin keyfinize göre hareket değil. Hasan da Hasan Bey dedi ki çok kalabalık ya diye ilk gün. Sanki açılışa gitti amına koyayım sadece. De. Okula gittin Abi, artık. Orası okul artık yani. Kuşa i̇lk gün bir de sanki. De. Kulüplerin önü... Çünkü neden güzel kardeşim? Kulüpler ilk haftalarda kayıt alır. Ondan sonra kulüp artık bir daha kayıt almaz yani. İşleyişine başlar yani. Kayıt oldun evet, mu kulüplere? Zor. Yok. Önceki gün alayım o zaman ben. Çok kalabalık çünkü. Hangi kulüplerin ya, önünde yoğunluk ne durumdaydı? Hangi kulüplerin önünde daha yoğunluk vardı? Ya işte anlayamadım ki abi. Hangi kulüp hangi kulüp diye. Çünkü çok o derece kalabalıktı odası. Bir psikoloji kulübünü gördüm bir. Ona da Hasan, yazılsam Hasan. burada kaldım. Efendim. Ben orada Doğa Sporları Kulübü'ne yazılmıştım. Zip ben de ona yazılacağım işte. Götürüyorlardı. Ya Hasan. Bak mantıklı ol kardeşim. Nesrin Doğa Kulübü'ne yazılmış. <laughs> Doğa Sporları Kulübü'ne yazılmış. İçeride belli ki Nesrin gibiler var. O zaman oradan yeledik. <laughs> tamam. <gülüyor> Ve buraya ele. Yani bu etkinlik ama. Ama etkinliği siktir net ya. artık yani. Demek ki. Bura ne oldu? bu kafanda eledin burayı şimdi. Yağmur hangi kulüplerdeydin? Yağmur hangi ya. kulüplerdeydin? Ben hiçbir kulübe kayıt olmadım. He. Cool çünkü cool. hiçbir kulübe kayıt olmadım ama bakıyorum. Çünkü ben üniversitedeyken üniversite 2'de bira içiyordum. Ne oluyor lan? Elim çarptı. Ha. Elim yere çarptı. Onunla bir sıkıntı yok. Bira içiyordum diyor. Bak yine yanlış bilgiler verdim <laughs> ya. Oğlum oğlum. Ares 5 kişi abonelik. Aboneliklerimi okuyamıyorum ama Yağmur şu anda. Ares 5 evet, kişi abonelik gönderdim. Mavi Anka 5 kişi abonelik gönderdim. 10 kişi abonelik gönderdim. Çok teşekkür ederim. Evet Yağmur sendeyim yanlış şeyler söyleme bakma. Hoş geldin sen de hoş geldin. Doğa ilk defa katılmış. Doğa de Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim. Vişne Ercan mı? abi. Ercan ne? abinin okulun ilk gününü hatırlarsa anlatacak. Onun sözünü aldık. evet, onu merak ettim. Nasıldı? Hangi kulüplere gitti? Armut gibi gittim, oturdum hiçbir kulübe girmedim. Bir ne masa kulübü vardı, bir ona gittim. Ya masa tenisi kulübü Tam senlik ha hiç şey olmadım şaşırdım. Ya masa tenisi ben. kulübü bana hep şey geliyor anladın mı yani. Ee, boşalmasını 15 dakika kalan erkeklerin oluşturduğu bir kulüp gibi hissediyorum. Ben masa tenisi kulübü dendiği zaman ya neden bilmiyorum. Yanlış bir algı oluşmuş. Öyle yani. bir algı var bende. Ben seni yenerim abi masa tenisinde. O nereden çıktı şimdi abi? Beni mi yenersin masa tenisinde? Seni de Birden böyle Oo. iddialı oldum da. Benim herhalde o algı liseden oluşma olabilir ya. Çok fazla testosteronlu abiler, büyükler lisedeyken yani ben lise birdeyken çok fazla testosteronlu abiler hep masa tenisi oynuyorlardı. Yarı çıplak. Herhalde oradan gelen bir şeydi. <laughs> Yarı çıplak ne alaka ya? Bilmiyorum abi öyle hatırlıyorum yani. Ve bir tane kız görmedim hani masa tenisi kulübünde. Abi ben biraz fail okulun ilk günü. Nasıl bir fail yaptın <laughs> İbo'cuğum anlat bakalım. İngilizce hocamla bir diyaloğa girdim de. Senin bugün İngilizce dersi mi vardı? <laughs> evet İngilizce dersim vardı. Ee, evet nasıl bir diyaloğa girdin? Doğa DK 20 kişi tam abonelik tamam. göndermiş. <laughs> bak oğlum. Bak sizi burada hani eğitmeye de çalışıyorum. Hoca da böyle bir şey anladık ki arkadan bir şey söylediğiniz zaman hocanın sesi yükselir anladın mı? Ona alışın diye yapıyorum bunu. Doğacığım çok teşekkür ederim için. <laughs> <laughs> evet İbo anlat. Kendimizi tanıtıyorduk tamam abi İngilizce seviyemizi sordu. Ben de dedim ki ortanın bir tek... Türkçe mi tanıttınız hocam. kendinizi? Evet evet. İngilizce Türkçe dersinde. Aynen. İngilizce seviyemizi... Kendini sordu. nasıl tanıttın? önce işte. onu tanıtsana kendini bize. İşte hı hı. ismim İbrahim dedim. Mersin'de yaşıyorum hocam dedim. Evet. Zaten hobileri sordu bir de. Hobin ne dedi? Dedim ki yüzmeyi severim dedim. <laughs> Ondan Oy sonra... Ma. ha. Kendini Codenames'deki gibi tanıtsaydın Hobinle ya. Hobin ne? Yüzmeyi severim. Hobin <laughs> 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 <o Salam>. <laughs> <laughs> ne? Yüzmeyi severim dedin. Evet. Evet, sonra İngilizce Deseydin oğlum, sordu. Bisiklete binmek, kitap okumak, uçurtma uçutmak. <laughs> sonra İngilizce seviyemi sordu. Dedim ki hocam ortanın üstü dedim. Wow dedi. Bana birkaç soru sorar mısın dedi. Wow İngilizce niye dedi lan? Öyle bir tipti hoca. Böyle her şeye şaşırıyordu. Erkek bir miydi şey hoca? Dedi. Yok, hanfendiydi. Ben yüzmeyi seviyorum dedim ya ona da wow dedi. Wow ben de yüzmeyi çok severim falan dedi böyle. Her şeye wow çekiyordu. İbo sana yürümüş evine kadar takip etseydin. Yok lan herkes. Oğlum bak salak mı geri <laughs> zekalısı? Üniversite anlatır hangi üniversitede okuduğu belli. Salak salak yorumlar yapma. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuğu da okuldan attırmayalım şimdi. <laughs> evine kadar takip etseydin ya. <laughs> Sana wow dedi tamam mı? Bana birkaç İngilizce soru sorar mısın dedi. Evet. Ben de işte hava are, are you, O aşamaları güzelce geçtik. En son ben de bir kafamdan düşün dedim. Lan bir ekstra yapayım dedim. How evet. old are you dedim. Dedi Sen ki durduk 53. yere how old are you dedin. Evet konuşuyoruz böyle ama o sırada yani. İşte Fifty three mi dedi? dedi. Evet Fifty three. Kaç yani? <gülüyor> 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 53 üç. Ya Hasan gülüp de... durma. Bak şimdi kafana vuracağım şimdi senin sıraya. Ha, evet. <laughs> Ben de dedim ki don't peek. Don't peek mi dedi? Don't de peek abi. 5-10 saniye bir ölüm sessizliği oldu sonra. <laughs> yani. Sen dün geceki CS'nin <laughs> etkisinden kalkamadın hocam, herhalde. Don't bir, CS'de bir daha sen böyle don't peek ne, oğlum? diyorlar sana? Don't peek gösterme hani anladın mı? Göstermiyorlar. Ben de hani don't peek hocam göstermiyorsunuz. 53 göstermiyor anlamında değil. Ay, anlamıyorum seni. Kadın. Oğlum şaka mı yapıyorsun sen ciddi mi <laughs> şu an bu konu? <laughs> ciddi mi? Kadın mu? anlamadı anlamaz yani bu kadın hatalı. Anlamadı ben anlardım onun biri bana dese. <laughs> yani... ya sen İngilizce öğretmenine don't pick mi dedin? <laughs> evet. Gösterme şey deseydin echo round falan da deseydin yanına. Ejo deseydin Ejo. Sınıftakiler falan anladı mı? Hiç kimse bir şey tepki verdi Sınıftakiler mi? mal oldu. Onlar zaten hiçbirini anlamadılar. Biz konuşurken de anlamıyorlardı. ha Havoldaruyu bile anlamadılar mı onlar? Öyle bir sınıf Ya sınıfını. sanmıyorum. Belki orada onu anlamışlardır da böyle mal mal bakıyorlardı. Hiçbir bak şey o sınıfındakilere anladılar. uyar bak. çok Yanlış bilet falan kesiyorlar bak. Ak. <laughs> Biraz diğer sizi dinlesinler. <laughs> <laughs> don't peek dedin ha? Ya, don't don't peek dedim. Nereden geldi? Böyle ne bir 5-10 saniye bakıştık. Ben bekliyorum ki böyle bir şey söylesin. Sonra... E, wow mı demesini bekliyordun? Evet wow bekledim harbiden bekledim bir wow. Sonra böyle bir yüzü düştü. Pekala dedi yandakine geçti. Ben böyle bir bu, garip oldum böyle kafam sıraya düştü. Ben ödevde ne yapsam ya Mami? Bir buçuk dakika video çekeceğim. Kendimi tanıtacağım. Ne için geldim? Dünyaya mı ne için geldin? Onu anlayamadım. Yok <laughs> bu bölüme. Ha bölüme evet, niye geldin? Fil film çekelim sana bir buçuk dakikalık. Bence ben de öyle dedim. Türkçe mi yapacaksın? Türkçe. Ne bir, bir de bir tane daha var. Ee, müzik... Google gelmedi. <laughs> şarkı klibi çekeceğim. Bu arada çekeceğim. iyi yayınlar. <laughs> ben ne anlamadım. Çekerek. Ne <gülüyor> yapacaksın? <gülüyor> bu nasıl bir oğlum? Bir seneden. Şarkı klibi evet. diye bir şey yok ama klip çekeceğim. Şarkı klip evet, mi? Evet, ondan. Müzik klibi tarzı olsun dedi. Ya müzik bir şey söyleyeceğim. Bu <laughs> Starbucks iyice bu konu çıkartmamış. Dudak payı mı bıraktınız abi? Ne yaptınız ya? Evet. Oha, yarısı yok, yarısı yok amına koyayım. Bir tadına bakmışlardır <laughs> ya. İstiyse sıkıntı yok ya. Berkay Karakurt. Gugum gelmedi mi? Bu arada iyi yayınlar. Gugu ee, daha gelmedi ya. Yarın gelecek ama. Büleyman. 10 TL gönder. Abi ben Hasan'ın sınıf arkadaşı Nizamittin. <laughs> Neyse. Evet ne diyordunuz? Ödevim var. Hasan bir kamera aç bakayım ya bugün nasıl bakayım tipine mipine bugün iyi miydin? Onu bir mi dakika şey için geleyim. Ne giydin lan Hasan ilk gün okulun? Sabah ayarladık Abi onu. Gidildi. Abi gidildi. Harbi mi? Hmm. Yağmur ne demiş? Şalvar giy diyor. Şey olursun diyor. Ya hadi lan orada. Ne de bir tane boş bira şişesi verelim diyor. Bak bak. Bak bak. Hasan'ı engellemesek Hasan civciv gibi gidiyordu okula. Dalin reklamını hatırlamış öyle gidecek, gibi. Gayet de güzeldi var diyor. Açıyordum. Çökmüşsün lan Hasan. Bilim sonu seni yormuş mi? ya. Oğlum sen nasıl Allah yaşlandın ya bu kadar üniversite bir günde? Üniversitede olmuşsun. Hasan nasıl bir gün arkadaşlar ya. Hasan bir gün. Uyudum uyandım ya. Bakın Hasan bir gün Discord'daydı. Kamerası da açıktı. Sonra dedi ki abi ben bir gidiyorum geliyorum dedi. Gitti 10 dakika sonra geldiğinde <laughs> sakallı geldi abi. <laughs> Bak. 1-2 günde ya. Bak sohbete ilk katılan Burak Loser Burak'ın yorumuna bak tam bir seks kölesi. Tam bir mastürbasyon kölesi desem okey de. Ya, i̇çi kapalıdır. Evet Hasan bunu evet mu giydin abi. bugün üstünde bunlar mı vardı? Bugün, aynen şu şekilde sabah giydiğimiz gibi bir de ceket nerede nereye attım acaba? Bu mu? Yok bu değil. Kamerayı hafif sağa alsana açıyı birazcık uzatalım. Bir dakika ışığı da açayım da. Kamera yazıcık sağa alayım şöyle. şöyle ha, geri aksam. git biraz geri git. At amına koyayım. Evim evi. Ha, onu da altını kır altını. Duvara biraz ittirsene şöyle. Omuz atsana biraz aç ge <laughs> genişletelim orayı. Evet, altını şöyle... görünmüyor hocam. Zıplayıp altını görelim. Pantolon mu? Evet evet bunu aşağı tamam, kalsın, giy onu. Sabahki kombin. Giy bakalım ceketi de giy görmeyenler bu. bir görsün. Yarını da hazırlasak mı ya şimdiden? Çağrı abi biz İbo aynı okuldayız. Eee S. Slagon. Hayırlı olsun. İnşallah okulunuzu e, dünya standartlarında bir okul haline getireceğiz. Bu ikiliden çok İnşallah. ben şeyim yani. <laughs> İboy'la ve ben senden. Ben Nerede? Mersin Üniversitesi. Ne Mersin. Alak Gerçekten ama böyle. Mersin Üniversitesi tam kalifiye adam eğitiyor yani öyle söyleyeyim. <laughs> bir şey söyleyeceğim lan kulaklıkla da daha tatlı oldu. Yarın kulaklıkla git. Bununla git yarın. Tamamdır. Yarın böyle git. Yarın böyle git. Arada bir şey yaparsın. Dinliyorum abi falan yaparsın böyle. Mikrofonu sok içine. Arada çıkart tamam. Derste falan çıkart. Şu an konuşamıyorum. <laughs> Deyip kapat tekrar tamam mı? Tamam. Yarınkini de ayarlayalım mı abi? Bak yarın şunu düşün. Ha yarınkini ayarlayalım. ayarlayalım. Ya kargo pantolon. Yanında mı götüreceksin onu? Nasıl götüreceksin? <laughs> Oğlum <gülüyor> bir şunu düzelt ya. <laughs> bugün giydim de. Aynen, bir de öyle göster. Bugün yani. giydiysen yarın giyme. <laughs> ya bugün Yok. Dişe, başka yere gittim. Oğlum çıkartmışsın ters dönmüş bana bunu giyeceğim diyor. <laughs> <laughs> Bu ne kargo pantolon mu kargo? Ya, kargo aynen, aynen kargo. e ee, bundan sonra kargoya geçtik arkadaşlar, haberiniz olsun dostumu bitirdim Aa! Aynen kargo devam et. Başka? Beyaz hoodie. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya orada her sağında solunda bir şeyler var. Sanki eline ne gelse onu giyiyor Çok tanık abi. Beyaz hoodie siyah kargo mu? Aynen. Güzel olur. Ee, giy bakalım iki dakika <laughs> bakalım. Kapat kamerayı kapat. Öyle giy. <laughs> Kenarda giyeceğim ya. Kulaklığı çıkarmadan giy ya hoodie. Aynen. Yağmur bir de sen de kamera açar mısın? Üniversiteye nasıl gidilmeli kombinini görelim senin de. Şu an. Şu, an. an ama <laughs> şu an sen pijamalı gitsen o bir tarz olur zaten okulda. Dur o zaman bir şey daha giymem lazım. Bir saniye geliyorum. Bir şey daha giyecek gelecek. Neslin. Buyurun. <laughs> Buyurun derken aidat istemeye niye gelmedim de, Neslin. De, de, muhabbet de, etmeye geldim ya. <gülüyor> 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 Buyurun. Efendim? Ben geçen ayki aidatımı ödemiştim. Bir ayda niye kesiyorsunuz? <laughs> Ha geldi gel bakalım Pokemon amcısı. Of. Kargo pantolonu giydin mi? Dur. Ha. Alo. Bir Hoodie. yukarı çık bakalım yukarı. Kargo pantolonu görelim. Tamam bu. 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 Kolları bir sıva bakayım. Kolları bir sıva. Kolları sıva. Bu. Elini cebine sok. Tekel tekel cepte. Arada bir sağ, sağ cepten telefonu azıcık çıkartıp bakıp geri ittireceksin. Şey alıyor adam. el cepteyken. Bir tane el hep cepte olacak. Öbür cebine koy telefonu. Telefonu öbür cebine koy. Tamam bir dakika. Tamam. Şimdi elin aynı öbür cebinde kalsın elin. Tamam kaldı. Boşta olan elin arada bir telefonu bakıp aynı geri koy. Bu. Bu Yarın musun? Böyle böyle mal gibi dolan etrafta tamam mı? Her şeyi tek elle yap ama o kalsın cebinde. Çok gösterme ha o telefonu da. Çok okula giderken harbiden gösterme. Gasp etmesin elinden telefonu. <laughs> tamam bu. Beyaz kulaklıkla da güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Ben giyiyordum. Neyi giyiyorsun? Beyaz kulaklığı takıyordum. Ha yarın musun ya? Direkt musun yani. Yarın kulaklığında tamam. şarj et okula giderken iyice. İbo sen de giydi? Şimdi çok giyesin var. Bak harbi söylüyorum kulaklığı istiyorum Şu yarın. Şal var. <laughs> Abi nasıl taşıyayım kulaklığı öyle? Ya kulağında <laughs> taşıyacağım. Boynuna, boynuna indir bakayım kulaklığı boynuna. Düşer o. Bak boynuna Düşme. as boynuna. Niye oğlum manyak mısın sen ya? Sarkıtsana boynuna, boynuna. as boynuna. boynuna. Düşürsün şeyini çöp çi şey oldu. Koptu burası. Senin o mu şeyini? Oğlum boynuna <laughs> sarkıtsana kolye gibi düşmez. Ya, ya düşer kırık, diyorsun. Kırık orası. Kırık düşürsün. Aynen. Kırdın mı? Abi kulaklığına kırmış çocuk. <laughs> ya Çağrı abi zaten Çağrı abi kullanırken. Ya neyi kırıktı lan bana bok atma karama <laughs> sikerim lan ha. Neyi kırıktı lan buna kadar? Odası çatmak geldi <burası, gülüyor> de. Ya neyi çatmak <laughs> geldi oğlum? Bal <laughs> mı <geldi>? mı? <laughs> mısınız oğlum siz? Ha o zaman Nesli'nin... Nesli'nin kırmış. Bir <laughs> dakika bir dakika. Tamam tamam. Yok yok Nesli. Ben verdiğimde hiç çatlak bir şey yoktu. Nesli'nin aldı kulaklığı çatlatmış demek ki kıskançlığından. Nesli'nin yemiş orayı kemirmiş. Karışık. Ha Nesrin evde besedi fareler yedim işi şey olabilir ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Nesrin de kullanmıştı. Tamam. Güzel aslan. İçindeki beyaz ne? Kulak mı aslan mı? İçindeki beyaz bir şey yok. Aa var tişört giymişim içine. <laughs> çıkartmadan yapmışım. Eğitilemez tamam, ki. onu şey yapalım. <laughs> Aa beyaz giymişim içime. <laughs> <laughs> Yo içindeki dursun dursun. az önce <laughs> üstüne gelirken fark etmedin mi? Fark etme ya çıplak olmadığını anlamadın mı yani? O kadar insan kendinden nasıl uzak olabilir ya? <laughs> tamam güzel. Ha kamera açın çok iyi oldu. Böyle kal. <laughs> <laughs> Tam aradığımız açıyı da bulduk abi. Çok güzel. Bir dakika şimdi Yağmur ablan gelecek. Tamam ee, bekliyorum. Yağmur. Onları. İbo, İbo da açsın. İbo kameram var mı İbo? Abi ben açmayayım. Muavin kombinim yaptıktan sonra açayım ben. Or ya benim üstümde pijama var. Ama <laughs> yağmur dediğimiz gibi yani pijama ile gidip okulda pijama styling'ini meşhur eden kızsın sen şu anda bizim gözümüzde. Allah Allah. İbo sen ne giydin bugün okula giderken? Ben bugün eşofman giydim bir de tişörtümü giydim. Evet. Çok çok sıcaktı zaten öyle bile zordurdum ya. Çıplak gideceğim yarın büyük ihtimal atletle falan gideceğim. O zaman biraz vücut çalışsaydım bu gece biraz mekik kışına bunav çek de kaslar kendimi. Pampla birazcık öyle giy bari ya. Spiderman kostümü giysin ne olur? No Brans. Ya No Ama gerçekten ayıp ediyorsunuz ya. Ne olursun yağmur giysen ne olur ya? <laughs> hoodie <'yi> çıkartıyorum ya. Sen hoodie'yi çıkart dostum. Ya, İbo bu sizin e, sınıfa takım elbiseyle takım elbise takım elbiseyle <laughs> gelen oldu mu bugün? Yok da bir tane kravatlı var gibiydi yan sınıfta aynı bölümün bir değişiydi oraya kravatlı gitmişler. Şaka yapıyorsun. onlar Sizin sınıfta aynen. kaç kişi vardı? Bizim sınıf çok kalabalıktı bir 40 kişi falan vardı, bütün sıralar doluydu. <laughs> bir de ilk gündü ya gelmeyen de vardır kesin. Hoca şey dedi başka salon ayarlamaya çalışacağım dedi. Kaç kız kaç erkek? E, ee, ya da daha kişilik... kolay kız var mıydı diye söyleyeyim ben daha kolay olsun. Vardı vardı. 25 erkek 15 Oo. kız falandı. Ulan 40 kişiysek 25 e 15 matematiğini yapabildiysen sen bir tık daha iyi bir bölüm okurmuşsun lan aslında. <gülüyor> <gülüyor> yani şunu hesap makinesiz yaptıysan bence bir tık daha bölüm okurmuşsun ya. O fazlaymış lan kız, kız nüfusu. Evet vardı. Bir de abi Mersin şey yap depremden çok göç geldi buraya. Ha, Ondan onlar... dolayı çok kalabalık okul. Bu sene baya şeymiş hocalar da söyledi. Diğer yıllara göre çok kalabalıkmış bölüm. Ama onunla ne alakası var ki? Üniversite tercihiyle gelmedi mi insanlar oraya? Geldi Anlaştığım. ama şimdi Hatay'dan falan çok gelen var. bu Ailesiyle buraya yerleşen. Oraya da okuyan. Canlısı. Oraya yazan aynen, okuyan. Aynen. Ee, Sup in the hood. Bilet kesme sınıfından Gamze seni beğenmiş gibi o. Arkadaşlar, İbo'nun başını siz belaya mı sokmak istiyorsunuz? <laughs> ha, Onu mu istiyorsunuz? İbo sen açıkla istiyorsan belaya gireceğini yani Başım bağlı. <laughs> İbo, İbo'nun... İbo evli oğlum. <laughs> Hadi ya abla. Abi Hasan ekrandan alır mısın? Hasan seni ekranda biraz daha tutuyorum ki <laughs> Okulda tanıdıkları zaman yanına gelsinler de yapıyorum ha. Tamam. Sağ ol abi. Sen ne zaman gidiyorsun abi okula? Ne zaman? Sen bana bir giriş kartını martını versene. Ben bu okulu bir göz kulak olup <laughs> sana notlarımla geleyim ertesi gün. Senin yerine bir gün gireyim ben o sınıfa. Ben de geleyim mi? E, ee, Neslin gel çocuğun anası babası olarak gidelim okula o zaman. Okulu, <laughs> sınıfı kapısında önünde bekleyelim. E, Neslin dezil edelim bu çocuğu. Ha? ha? Tamam gelmiyorum. Sen nereye gel biliyor musun Neslin? He. Sen okulun az ilerisinde solda biraz yürüdükten sonra melemenci tam solda mi? melemenci değil o menemenci var orada. <laughs> menemenci desen otur biz gelene kadar saatlerce menemen ye orada bittikçe yenisini söyle ben gelince ben ödeyeceğim orada hepsini. Ben otururdum zaten ya yerim. Yer miydin orada? Evet. Arkadaşın da yer miydi? Nasıl? Biz oraya toplu gider bütün masaları doldururduk. Toplu gidip tüm masaları Hı. doldurdunuz. Zaten dört masa vardı ya o yüzden dedim. Evet. Ben bugün gördüm abi odayı da çok toktum ya. Yarın yersin Hasan. Yarın yersin. Bir dahaki gün yersin Hasan. Ondan sonraki haftalarda yersin. Yer bitirene kadar illaki yersin yani. Yersin. Bir tane de hamburger cenerisi aldım. Ne yaptın? Hamburger cenerisi. <laughs> ben anlayamıyorum şu anda ben. Yetmedi. Hamburger hamburger jölesi aldım. Ben diye. ne anlıyorum biliyor musun? Hamburger jölesi aldım anlıyorum ben. Hemen <laughs> <laughs> dedim bu ne diyor yani? <laughs> hamburger jölesi ne dedim amına koyayım. Ya şöyle hani küçük şeyler oluyor onları yiyorsun. <laughs> ben niye iletişim kurmakta çok zorlanıyorum Hasan'la özellikle bilmiyorum ya. <laughs> yağmur. Yes burada ya. Kızım kalk hadi okulu kaçırıyorsun. Ya açacak mıydı <laughs> ciddi? Yağmur, evet, şimdi yağmur, diyordum. Kamera açıyor. <laughs> İyi tamam dur dakika. Hasan saçların güzel kardeşim Neyse. oynama artık. Kingli yok süzgüt göndermiş. Kanka ondan değil o hani saç oynama düşüyor. falan filan düşüyormuş. aynen. Etkileme hareketleri onlar. Düşüyor. Düzelmiyordu. Saçın dökülüyordu senin Hasan ne oldu düzeldi mi? Düzeldi. Bu çocuğa nasıl bir yükleme yaptıysam 18 yaşında. <laughs> 18 yaşında derbeder oldum. amına Kendimi çok kötü hissediyorum ya. <laughs> Ama benden kaynaklı değildir. O neyden kaynaklı ben sana söyleyeyim. Tam sahur ezan okunmaya 2 dakika kala seni fırından sıcak ekmek aldırmaya gönderiyordu. Onun stresi bu bence. Yolcuoğlu 10 kişiye abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim Yolcuoğlu. Çok sağ ol. Ya e, Yağmur insanlar kuturdu şu anda. Yağmur ablam nerede diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur ablamda Yağmur ablam, ablam. Nesrin ablam diyen var mı bakıyorum? Yok. Nesrin ablam diyen de vardır. Nesrin abla? Bana abla demiyorlar. Nesrin abla? <laughs> <laughs> Nesrin abla, sen Ercan, Ercan abi diyordun hatırlıyor musun küçükken? Evet. <laughs> Açacağım mı kamera sende? Nesrin abi. Açacaksan benim de bir tur içeri gidip gelmem lazım. Ne dertliymiş ya. Niye bacaklarını mı ısıtacaksın yürüyüp? <laughs> Heh bir daha işte. açtı. Niye içeri gidip gelmen gerekiyor? <laughs> Benim mi? Yağmur altı falan, falan mi? takaydın ya. <laughs> fırtına mı Oğlum var orada? Oğlum soğuk saçma Saç Soğuk ya. Saçını mı yıkayacaksın? Ya, Yağmur yağıyor <laughs> burada. <gülüyor> Bizim bahanemize kamera açacağım bahanesiyle duş falan da alıyorsun Nesin. Oh ne güzel iyi oluyor arada bir açtırıyorum. <laughs> yani şurada kamera aç demesem sen duş da almayacaksın benim anladığım. <laughs> Gruptan yazıyorum Nesin bu akşam kamera açarız ekran açarız falan. iyi bari bugün duş alayım diye <laughs> <laughs> Allah Allah. Geçen yine öyle bir etkinlik yapalım. Ercan hamama gitti amına koyayım diyor. Ne oluyor? <laughs> Kamerayla yayın olmazsa ekip yıkanmıyor bu arada. <laughs> sen. Ben bir gidip geliyorum hemen. Hemen gel ama o zaman. <laughs> ee, Yağmur. Evet. Şimdi sen bu çocuğun okuduğu bölümü okudun bir de üstüne de devam ettin okudun. Hı hı. Ee, birinci sınıfın <laughs> ilk günlerinden birkaç tane bize bir şey anlatabilir misin böyle bir anekdot verebilir misin bize veya böyle bir hikayen var mı? Bu çocuk da feyiz alsın birazcık diye istedim aslında senin yayına. Ben ilk gün kimseyle konuşmuyordum ya. Çok böyle... Bira mı içiyordun hep? Ya <laughs> hayır. ya herhalde ilk bir tane konuştum seni tanıyorum diye. Onun haricinde kimseyle konuşmamıştım. Çok Kimle böyle konuştun? insanlar bana insanlar mi konuştun? çok korkuyordu yani. Neden ne tanıyormuş ha. abi? O zamanlar da ünlü bile değildik ama illa ki tanırdın yani öyle bir tip. Hava <laughs> mı çıktın acaba Çağrı abi <laughs> <laughs> sen o adı? Yok lan normal oturuyordu. <laughs> Beyaz pantolon pembe gömlek. Ha klasik beyaz pantolon. Lan sus ağlama geri zekalı ağlama. Beyaz pantolon mu? Ağlama bir gün şaka yapmaya çalışırken boğulup gideceksin amına koyayım. Aha klasik beyaz pantolon. Gülün ama ben ölüyorum ama siz gülün. Ya Yağmur dün senin yayında da bu muhabbeti mi? açtı. Yine de açıyorsun. E aç benim o zamanki tavrım ve tavrım bence okeydi yani güzeldi. Ben senden bahsetmeyeyim ama şu an çünkü 15 bin kişiyiz. Sen ya Yağmurun <laughs> ya saldırısıydı abi. Gotik <laughs> miydi? Ya kanka bak böyle. Tamam böyle. Bak bir insan böyle yürür mü amına koyayım? Bak yağmur şöyle yürüdü. Bak şöyle yürüdü. Belli belli çok havalı takılıyordu kesin. Alakası yok. Çare gün. yalan atma ya. 1 lira var mı ya? Jeton? <laughs> Hiç öyle bir şey yok vardı ya. Kanka bu arada. Yapma şey oynayalım ya. mı? Langırt. Ha ben sıkıldım buraya gidiyorum. Millet masada şey diyor. <laughs> ya. Bu kim ya diyor? Milletin masasına gidiyor tamam. <laughs> bu kim ya diyor. Böyle gidiyor masaya da çakma alıyorum diyor böyle direk. Çakmak da o sırada şu var bende bu bu çakmaktan var. <laughs> alıyorum diyor. Böyle insanlara böyle şey Oğlum. yapıyordu. <laughs> bunlar üç kız arkadaştı. Üç grup, bunlar kız grubuydu. Üçlü. Üçlü kız grubuydu. Karanfilli sigara içiyorlardı bunlar. Karanfilli sigara çözmeye çalışıyorlar şeyde teneffüste. Bak teneffüste. Pantinin önünde karanfilli sigara çözmeye çalışıyorlar. Kanka nereden olabiliriz ya? Hasan kriz, ge kriz gelmiş amına koyayım bunlara. Evet, bilmiyorum, bilmiyorum. Hasan anladın mı? 3 kız grubu tamam, görürsen karanfilli sigara için 3 kız grubu görürsen uzak duracaksın. Uzak dur. Hemen kaçıyorum oradan. Aynen. Aman. Aman. Ne olur gel. Onlar da sana bayılıyor değil, <laughs> Hasan, Aa, değil mi Hasan? Ha, mi bayılıyoruz biz de <laughs> sana. Bu arada bayılıyorlar. Bunlar hep böyle erkek kesiyorlar da <laughs> sana Alakası haberin olsun. Alakası yok. Valla ben hiç erkek kesmiyordum. Valla ben siz bir şey söyleyeyim Yağmur. İlk gördüğümde vejeteryan zannettim üçünüzü <laughs> de. Oğlum ne alaka bir arkadaşım evlendi çocuk yaptı. Ha işte. Ama ilk, Hiçbiriyle ilk de görüşmüyorum ilk, dibam... Öyle mi? Ama onlar da çok hatalı yanlış yaplar sana ya hep. Onlar değildi bunlar başka. Bu da hata yapmamasına yaptı. rağmen görüşmüyorum. Beykat'takilerle görüşmüyorum. Bunlara sen mi hata yaptın peki nasıl oldu? Yo öyle şey oldu ya. Hani şey derler üniversite arkadaşlıkları çok güzel. Orada asıl arkadaşlar edineceksiniz falan filan. Hiç öyle olmadı yani. Hiçbiriyle görüşmüyorum. Takipleşiyoruz ama görüşmüyorum. Senin bir tane arkadaşın vardı hafif tombik onunla nasıldı ara çok iyiydi o zamanlarda hala iyi olmasın. O olması. işte evlendi çocuk yaptı He. ama şey yani öyle konuşmuyorum Takipleşiyoruz falan ama konuşmuyorum yani. Galiba konuşmuyor. <laughs> ama sen onunla çok samimiydin. Ben hepsiyle çok samimiydim Gitme evinde kaldım o geldi bizde kaldı. Bu evde kız, bak kop bu, işte yani. bak bir şey söyleyeyim mi? Bu kızların Hı. o geldi bizde kaldı biz onunla kaldık. Ben bunun çok samimiyet göstergesi olduğuna inanmıyorum ya yağmur. Kızlar çünkü ama böyle şey... her zaman birbirlerinde kalabiliyor çok fazla samimi olmalarına gerek yokmuş gibi. Ama bir erkek aa, arkadaşın aa, evinde yok, kalıyorsan, yok. bak ne yok ya. Şöyle ama ama iki erkek bulleşip aynı evde kalıyorsa beraber kanka bizde kalalım bu gece muhabbetine girildiyse oki erkek arkadaşı çok samimidir yani. Sızlarda şey değil şey benim, benim, benim... Arkadaşlar öyle, dünyada... bir dakika Yağmur bölüyorum şu anda. <laughs> Özür dilerim. Arkadaşlar öyle diyorsunuz ama Yağmur o kızla aynı işte evde kalıyorlardı, Yağmurlar'da kalıyordu. Kız ertesi gün Yağmur gelip şey diyordu. Bütün sen... damacana suyu içti ya. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> öyle arkasından konuşuyordu. Twitter yoktu o dönem. Ha Twitter olsa at, atardı, Twitter'ı da atardı. Gece makarna yaptırtmıştı Yağmur'a falan, onları anlatıyordu. Evet Yağmur. Unutturdun ne diyeceğimi. Ben de unuttum. Ne diyecektin? <laughs> ha benim anne, bizim bizimkiler hiç benim gidip arkadaşımla kalmam falan hayatta izin vermezdi. Arka sokamda oturuyordu mesela arkadaşım. Onu gidip onlarda kalamazdım yani. Hiç izin Neden? Vermiyorlardı. Neden? Bilmiyorum. istemiyordu yani. İstemiyorlardı. Anlamadım. Annem nefes? mi daha karşıdı? Babam mı? İkisi de. Babamdan herkes çok korkardı zaten. Niye ki? Baban aslında öyle korkunç bir evet. insan değil. <laughs> değil ama çok korkuyorlardı önceden. Kaşları falan kalın ya böyle biraz sert bir mizacı var. Kaşları kalın hafifte göbek de var ya. Bayağı göbek var hafifte de değil. Yoksa. Hafif bayağı Neyse. göbek. Ne oldu? Yoksa biraz. siz nasıl arkadaş oldunuz yoksa? He? O ki yağmuru bulduk o... acil. Ortak noktayı buldum. Gül gibi çocuk. Ne istiyorsunuz çocuktan? <laughs> Ya şimdi şu gömlek kötü mü hocam? Patladın. Patla ya patla amına koyayım. Neyi patladın acaba ya? Ben <laughs> de sen abi. de kendin at ben de patlayayım sana burada gel. Patlamış ya, abi dönem. patlamış. Ya bunun gibi bir şeydi işte böyle bir şeydim. İyi bu arada. <laughs> bu, kötü altında değil. kesin beyaz pantolon var İboğa kesin. Ya beyaz evet, pantolon ben olabilir. Zihnimde oturtturdum onu zaten. Bir şey söyleyeceğim. Kötü diyebilir misin? Ay gözüm atıyor. Konuşamadı geri zekalı. Kötü diyemez. Kötü diyemem. Güzel bence tarz. Bak İbo, bugünkü kombinini alırım seni Bağcılar Apaçiler grubuna <laughs> yazdırırım bak seni yani, bak o kombinle. Kötü diyemem işte. Bak bana bok atıyorsun bak bugün kombinini al, ad, o Adidas'larını alırım sen Adidas şokmanlarınla. 100 yılda 100 <laughs> yılda sana torba tuttururum bak. <laughs> <laughs> Şaka. Bu yayında hiçbir şey gerçek değildir. Her şey hayal ürünüdür arkadaşlar. Hiçbir bilgimiz bir şeyimiz yok. Bunu yaz. Alttan yaz orada geç bunu. <laughs> Okan bak seni var ya. Okan burada mı? Alınmıştır. <laughs> Tövbe, acil abi. Ya abi. Acil bu mu acildi yani şimdi? Bu acil bir şey miydi sence? Allah Allah. Abi yüzyılı nereden biliyor? Allah Allah niye bilmeyeyim oğlum yüzyılı ya? Arkadaş ben o taraflarda gittim arkadaşlarım vardı. Ananı sikiyim gitti lan. <laughs> Tıklayamadan yukarı doğru gitti lan. İyi de oldu o zaman. Acil. <laughs> bak işte Aslan bak böyle. Aslan, böyleydi amına koyayım. Bir anda başka bir şey oldu. <laughs> Kastan sonra Oha, bir gecede. Hasan. Efendim. Ne kadar farklıymış. Yağmur da böyleydi. Foto foto diyorduk Yağmur'a işte. <laughs> Lan mikrofon kapalıymış. Heh. Yağmur bize gerçek tarzını göstersene ya üniversitedeki. Harbiden. Bu işte. SwissShort'la takılıyordum ben. Pfff. <laughs> İmkanı yok. <laughs> Niye? Kötü mü böyle Mami? Sen ya ne üniversitede harika, böyle mi takılıyordun mi? Yağmur? Üniversitede Çok böyle mi takılıyordun? Bence. Böyle miydi abi? Ya alakası <laughs> bile yok ya. Bir anlatsın bakalım Şimdi böyle mi takılıyormuş. Moda mıydı ki o dönem? Bir de şöyle bir şey var. Bir saniye. <laughs> Aa! Aa! Ne yapıyorsun? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Lan sen Lan üniversitede sen mi? var ya <laughs> böyle takılsan var ya sen şimdi bu görebilir miydin mamura kıyım? <laughs> 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 wow! Tamam <laughs> işte. Hasan <laughs> dilin, Hasan gel buraya. Hasan gel buraya. Nereye gidiyorsun Hasan? Gel buraya senin ağzına sıçarım sen ablon sen otur oraya. Şerefsize bak ya. <laughs> Dili tutuldu gerizekalı. Konuş lan. Konuş oğlum bende kal. Abi. Bende kal bende kal oğlum hadi. Hadi ne olursun. Ne olursun bende kal. Yağmur sana bir şey söyleyeyim mi? o gözlük ve bu Spiderman kostümüyle <laughs> Okula gitsen. Okula gitsen. Gerçekten bölümün fena ortalamasını yükseltirsin öyle söyleyeyim sana. Ben bak nasıl bak. odaklandım duyuyorum. <laughs> Hasan ölümden sonraki yaşamı düşün. <laughs> İyi bir insan olmayı düşün. Kabir azabı falan gelsin aklına anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Babaannenin nesi yürüdü mü bayramı. Sen, <laughs> Ramazan bayramı açça Nesli? gitmek. Bunları hayal et. Nasıl? Nesli sen de açacak mısın? Aldım duşumu. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Kopuyorum ya. Şaka <laughs> yapıyorum ya. Girmem. Açsana. Ha. Açayım. İyi perver. Ama yağmur, yağmurla sana özenip sivit giymiştim. Kalmadı. Olsun. <laughs> <laughs> bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Olsun bir tek bunlar mı giyebiliyor Nesli siviti? <laughs> Ama Yağmur canlı eline çıkardı Nesli sen yapma öyle bir şey. Yağmur parmaklıklarını göster bakın parmaklarını kestin mi sen tamam, hmm. oraları? Tamam Hı. niye kestin? Çok boldu ya kötü duruyordu böyle daha güzel duruyor. Aha. Nesli? olmuş sana? Efendim. He bu karabanmış. Ya <laughs> korktum bir şey oldu. <laughs> profesör. Lan profesör. Araman gerçekten var ya şu Pokemon'daki bilgiç vardı ya sürekli telefonundan çıkartıyordu Hı. anlatıyordu. Selam. Araban yüksek zekadan saçların kalkmış Einstein gibi. Karaman. Nesi sana göz, göz attı Karaman. Göz kırptı. Ha ona değil mi? <laughs> Bana mı? Aga <laughs> be. Sen kimseyi kimseye şey, tasarım yapmıyormuşsun Karaman doğru mu? Aferin. Aferin. Güzel. Evet Neslin. Yağmur ee, gitti gelecek bir yerde bir olay yaşandı herhalde. Gitti orayı çözsün gelsin. Evet. Sen peki anlat kendinden okulun ilk gününde. Bu saçların yine ne oldu senin? Boyattı. En son boyattığın hali yine aynı değil mi? Başka boya yapılmadı. Nasıl durmadan boyuyor evet. ya? Abi ya. Yok yok. Biraz daha koyu artık turuncu değil. Ne oluyor oğlum arkada? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya yine ya. ne oluyor sizin mahalleden? Ya? Ya? Terapi ya? Terapi sesi geldi bir bizim mahalleden. Sizin mahalleden mi geldi bu ses de? <laughs> evet. Ne hareketli mahallemiş oğlum o. <laughs> Bu hasar niye titriyor abi? Bir şey mi kaçırdım? Kael'in <laughs> mavi. <gülüyor> yok o... <laughs> Yo, Şu anda eğitili yok. Cinu, Cigu. 3 kişi abone göndermiş. Çok teşekkür ederim. Evet. Ee, Nesrin. Evet. Okulun ilk gününü bize anlatır mısın? Aynı okula gidiyorsunuz ya senle. Oradan face evet. alsın o da. O komik gün Aslan ben de sınıfımı bulamamıştım. Derse yarım saat geç gitmiştim. Tamam, <laughs> Neden aynı ekipte olduğunuzu anladım. <laughs> Ama çar bulmak zor oluyor orada. Karışık kutu var. E sordum, herkes farklı bir şey söyle. Kimin birinci sınıf, kimin orada kalifiyeli olduğunu anlamıyorsun ki. Ben kimseye Neyse. bir şey sormadım abi, kendim buldum. Aslan çünkü sormaya çekindi Çağrı. Neden <laughs> biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çünkü bloğunun adı R blog. <laughs> <laughs> Geçen gün bana diyor ki. He. Hayır yani derslikler var R blokta ders. Onu sen siktir et. Karaman'ı siktir et. Arada girer o. Onu boş <laughs> ver. Konuyu o anlamıyor şu an. Dinliyor da bizi ne diye konuştuğumuzu anlayamadı. Beş Üniversite yıl. falan diyorsun. <laughs> tamam, <nasıl gülüyor> ben unuttum abi her bütün olayları ya. <laughs> Baksana bir yan dönsene Karaman bir yan dönsene. Yavrusak. Aaaa. Aşkı işte. <laughs> <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> Anadolu yakasına da sen bakıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ona göre <laughs> ineceğim birine şimdi bıçaklayacağım o no yüzden sordum. <gülüyor> <gülüyor> Ay o kadar sıcak ben size suratım kızardı. Bu ee, peruk mu ne bu? Peruk yani de peruk. nasıl bir peruk? Normal peruk böyle de çok önüme geliyor ya ayar oldu. Ben bu kısımları geçiyorum ya genelde. Nasıl? <laughs> Salak sen aptal. Aptal. <laughs> aptal. Mami aptal. Mami. Aptal. Sen yine iyi lan mami. ben küçük oynatıcı var ya saltta. Aptal. Kameramı... Tamam devam etme şakaya. Yağmur yağmur. <laughs> Hak ettiler ama bu kadar. Bu kadar aptallık olmaz Aptaları yani. Nereye çıkartacağım? Peru'yu çıkartırken e, kameranı gösterse Peru'yu anlayalım belki almak isteyen olur. Ha? Çıkardım ya. Duymadım kulaklığı çıkarmışsın. Alma al al götüne sok şimdi karamanı. Bak en üstte karaman geldi al. <gülüyor> <gülüyor> al bakalım bunu da atla bakalım şimdi bunu. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırttı geri zekalı, Dozajı açtığı için. Evet Nesli sen de okula ilk ya. günü yarım saat geç Çarikarri. kalmıştın. Çağrı okulun ilk günü ama ben iki tane kişiyle tanışmıştım. Birinin yanına Arkadaşlar Nesli'nin ilk derse geç kalmış yarım saat konuyu bilmeyenler için. O gün de evet. dolgu, dolgu dersiymiş ya. Oraya atladık işte kaçırdık. <laughs> <Aynen. gülüyor> Temelde bir sıkıntı var. Bizim arkadaşlar hepsinin yani. dolgusu düştü çok şükür. <laughs> ya çağır ya. <laughs> evet. Neyse. Sonra ben işte iki kişiyle tanışmıştım. Sonra başka başkalarıyla tanıştım. O iki kişi şimdi hala en yakın arkadaşım bu dünyada. Öyle ya hazırlanırken ya şöyle saçım tararken Yağmur'u duydum. Yağmur da üçlü arkadaşlarla dolaşıyormuş ya sonra görüşmüyorlarmış. Evet. Aha. Hayır işte şey anlamda dedim. Biz de üç kız dolaşırdık ya ben hala görüşüyorum anlamda dedim. Dünyadaki en yakın arkadaşların o üç kız mı? Dört kız aslında bir de Yağmur var. Ya teşekkür ederim nesil. <laughs> hayır, hayır şimdi şöyle. Ee, ...okul arkadaşlarından bahsediyoruz ya... ...Yağmur okul arkadaşın değildi sonradan arkadaş oldunuz. Ha, evet okul arkadaşlarından yakın... ...iki arkadaşım onlar evet. Bak, Ama şey, Bir üç diyorsun bir dört Hayır, diyorsun. Hayır biz bende beraber üçtük üç üç ha, İki tane dışarıdan arkadaşım ben. vardı. Bir tanesiyle ben tanıştım hatta. O da altta evet. atmayı bilmiyordu. İsmi neydi kızın? Merve. Bir de Beyza var. Beyza ile evet. de Sametler tanıştı ...sana denk gelmemişti. Tamam. Arkadaşlar... Öyle. Nesrin'in beni tanıştırdığı arkadaşı da aynısı yani. Nesrin aynısı. Öyle söyleyeyim size. Aynısının bir değişik versiyonu yani. Evet, öyleler. Takması niye saymıyor? Arkadaşlar, kız arkadaşlarım diyor Anlamıyoruz mu? <laughs> Aynen öyle abi anlamadım. <laughs> ya ama sen niye geri gelmedin? <laughs> Yağmur sen neden geri gelmedin? Şu an takmaz konusu açılıyor ve burada yoksun yağmur. Arkadaşlığımızı gözden geçirelim sen. <gülüyor> 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 Yok, o konuya çok girmek istemiyorum ama aynı sınıfta mıydınız Takma Öyle? Evet. Takoy'la aynı Peki arkadaşların da arkadaş mıydı Tako? Hı? O o iki arkadaşın daha vardı ya. Onlarla da aynı şey miydi? X, ee, kaldı sanmam. Biz şöyleydik Çağrı. Ee, şimdi o ikisi ve kadar arkadaşım üç arkadaştık. Ay dışarıdan haber geçiyor. Sonra bizim grup gitgide büyüdü. 12 kişiye kadar çıktı. Artık bir yere gittiğimizde kafede mekanda masa falan bulamıyorduk. Şu Samet'le ilk herkes... buluşma olayınızı anlatsanız da siz arkadaşlarına söylemişsin. Samet'le ilk görüşme olayınız vardı ya. Samet gelecekti. Siz de arkadaşlı korkmuşsunuz bir şey olur diye arkadaşlarınıza da söylemişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir anlatsana. Ya Çağrı öyle değil canım ya. Öyle öyle. Hayır ben insanlara şimdi güvenemiyorum ya şey olarak. Evet doğru arkadaş insanlara güvenemiyorum. Orta tarafı yani helikopter hazır bekletiyordu yukarıda. Bir şey olursa acil şey için müdahale için. evet Hayır, anlatsana ben onu. Hayır ama şöyle bir özellik var. Ben o kadar paranoyak bir insan ki taksiye bindiğimde bile mesela atıyorum taksi plakamı hemen beğerine yazarım falan. Biri beni kaçırırsa. Ben sana söyleyeyim de hiç şeyinde gibi gelmiyor taksi plakalarını atıyorsun falan. Ya işte ben öyle paranoyakım yani o benlik bir şey. Öyle işte. İnternetten biriyle de buluşma insan korkar öyle korkmuştum arkadaşlarım. <laughs> İnternetten biri diyor. <laughs> Ama çağırıyor benim için öyleydi. Ben daha internet piyasasına atılalı iki ay olmuştu. Doğru söylüyor arkadaşlar. İnternet piyasasına yeni atılmıştı Aynen. <laughs> e, nasıl, ne nasıl bir önlem almıştınız Samet'le buluşmadan önce? Bir şey almadık işte ben yerimizi söyledim öyle. Kime söyledin? İşte sınıftaki diğer arkadaşlar. Okul bizim çok yakın ya. <laughs> bir dakika bir dakika. İnternetten bir canavarla buluşmuşlar. <laughs> 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 çok bizim kötü hissettim ya. Sefaköy'e. Sefaköy'e. <laughs> <laughs> evet. şey Sen arkadaşlarına söylemiştin diye hatırlıyorum ben sanki. Tamam işte söyledim. Ne dedin işte? İşte ben normal her şeyi anlatıyorum ya. Evet. Sametle de tanıştık, arkadaş olduk da şimdi hani gerçekten tanımıyorum falan falan öyle söylemiştim. Çar niye böyle diyorsun şimdi? Samet yanlış anlayacak. <laughs> Sen bunu anlattın zaten o yüzden. Hatta bunu ee... Samet anlattı zaten. Güle güle oyna. Samet anlattı. Evet. O da o da onun da <laughs> komiğine gidip anlamıyorum nasıl anlattın? Yani anlatıp anlatmadım sana. Samet anlattı. Samet ben nereden bileceğim çıkmış. yoksa bunu, bu konuyu? Ben de diyorum herhalde ben anlattım. Allah Allah nasıl ne zaman anlattım ki diyorum içimden. Ya şöyle bizim okul... Ya Samet de bana dedi ya Avel bir kız biraz dedi yani. Bütün dedi ortalığı ayak dedi. <laughs> şaka yapıyorum şaka öyle demedi. Hayır hayır bizim okul şimdi Florya'da ya. Samet'le evet. Samet'e buluşacağımız yerde Sefaköy'de ya zaten yakındaydı. Benim arkadaşlarım da okuldaydı. Stajdan sonra kütüphane ne kalacaklardı. Ben de öyle haber vermiştim işte biz şu kafedeyiz şöyle şöyle diye. <laughs> Bak konum göndermiş. <laughs> Aslan sen niye olgunlaştın lan bu ben... muhabbetler esnasında? <laughs> abi durdum abi. Ben bir şey yoktu ya. Dinledim. Aslan biz seninle aynı yaşta gibi duruyoruz şu an değil mi? Yo. 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 Evet. Yok. Yok sen bir 5-6 yaş büyük gösteriyorsun harbiden. <laughs> tamam. Normal gösteriyorum o zaman. Yağmur, Yağmur. E, burada mısın? Evet evet. Buradayım buradayım. Mesai bitti mi Spiderman? bitti. <laughs> <laughs> Samet'in robot resmini atmış mı abi Nesrin'e? <laughs> Samet'in robot resmini atmış mı abi Nesrin'e? Hayır ya atmadan. Hayır ya atmadım. abi Hasan'ın niye kafa küçülmüş amık? Nasıl yani lan? Nasıl abi ben ya? Abi Hasan 45 yaşına gelmiş 2 günde. Nesine saç rengi şimdi daha iyi olmuş. Oturmuş daha bir güzel olmuş bence. Teşekkürler. Sen mi söyledin yorum mu okudun Çağrı? Ben böyle mi konuşuyorum? Sen Bilmiyorum benim taklidim de olabilir. Hayır ben sence böyle mi konuşuyorum? Hayır konuşmuyorsun. Yorumu okudum yorumu. Teşekkür ederim. Gelmiş. <laughs> Aa ilkokul günü nasıl geçti? İyi geçmiş. Biz de dün Beri'ne konuştuk. İlkokula mı gidiyor? İlk okul Şeymiş günü. Şeymiş ama sınıftakiler biraz garip diye anlatıyordu. Onlar sınıf 20 kişilik. Sınıftakiler de Beren'i ama... öyle anlatmış olabilirler biliyor musun? <laughs> ya sırf garip bir kız geldi falan demiş olabilirler. <laughs> yani şey yapmışlar Yani ben yani. bu Öztürk ailesine karşı birazcık biraz ön yargılıyım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi demiş olabilirler doğru. Benim sınıf arkadaşlar benim hakkımda ilk hep öyle düşünmüş. Ne garip bir insan demişler. Bana. Halbuki hiç alakası yok. <laughs> Değil mi? Acayip ne? normal bir insan evet. <laughs> Neyse işte şey sınıftakiler birazcık garip mi şey diyor lise 5'miş gibi anlatıyordu sadece bir tane kızla tanışmış o kızın da başka bölümlerde arkadaşlar varmış o da onlarla tanıştırmış yani benim kendi sınıfıyla değil de başkalarıyla takılıyormuş Şöyle söyledi. Berin hangi nereye kazan işte onu hala söylemediler kanka. Hazırlık oku... yok iç mimarlık da He, söyledik, söyledik. şey hazırlık sınıfındakiler iç mimarlık okuyanlar değil her bölümden insan var ya yani kura göre belirlemişler B1 B2 diye. He. Ben hiç lise demedim. Belli miydi sen gittin oranın üniversite olduğu Hasan? abi bizim stüdyoydu zaten bizim sınıf. Stüdyo. Ben anlayamıyorum ki Hasan'ı. Neydi? Abi bizim sınıf stüdyoydu zaten. Stüdyo. Tamam anladım anladım. Stüdyo. bir şey dedin hiç dedim mi? Hasan işte dedim. ne alakam burada ne işim var gibi bir şey oldu mu? Yok hiç geçmedi için Buraya aitim zaten dedim de, mi? Buraya aitim. Dedim. Ben buraya tamam dedim. Orada kamerayı tanıtıyordu ya. Tamam dedim ben buraya aitim dedim. <laughs> FB falan söylüyordu. Oğlum Hasan bak harbiden öğren bak o işlere bak diyorum sana. Öğreneceğim abi öğreneceğim. Allah Allah. Kuluk kuluğuna bir yazmış. Bizim evet. sınıf bir tanışmamı yapsaydık diyor. Seni gördü şu an tabii televizyonda gördü seni. Tanışma yapalım mı <gülüyor> diyor <gülüyor> seninle. Kız mı yazmış onu? Yok ha? Emirhan Salah'a yazmış. Engellesene onu. Niye salak dedin <laughs> lan çocuğa? <laughs> de ben <laughs> yanındayım. <laughs> Yanımdakiydi galiba diyor. <laughs> Yarın gideceksin ağzını burnunu kıracaklar amına koyup sonra geleceksin. <laughs> Hasan sen aldığın cezayı söyledin mi? Ne cezası lan? Ilk ceza, daha, ne, daha ne cezası, ne Yok, cezası ne cezası? Harry Potter'ın yönetmeninin çektiği filmleri araştırıp okuyup özet çıkaracakmış. Niye ceza aldı? İlk üç Şeyleri filmi... Işte, Hoca Hangi? hangi serisinin ama son fi son film yönetmeni değişti. Yönetmenin yönetmen ya bilmiyorum işte. Sen nasıl ceza aldığını anlatsana dostum. Ceza almadım ya ben onu iyi liste dedim. Öyle bir şey yok yani. İyi be Hiç olacak, inanmıyorum. Bir hikaye yazdın lan bana. canım? <laughs> nasıl yazdın <yaptım ben>? lan? <laughs> Hiç inanmıyorum ya. Ki zaten anlattın. Abi i̇şte konteynerde konteynerda kalmalı film önersene. Abi yok konteynerde kalmalı film önerecek <laughs> film kalmadı abi. Bir tane vardı önerdim izlediniz abi. <laughs> Bütün filmler konteynerde çekilmiyor ki. 40 yılda böyle konteynerde kalmalı film çıkıyor. November Life miydi? Neydi ama onu da unuttum. Nover. Nover, no Nover. <laughs> November Life. Bu <laughs> kadar birbirine girdik şu bak. <laughs> Otelde <karıştırdım>. şurada konuştuğumuz 3 <laughs> tane dizi var zaten bak. Aylardan beri 3 dizi üzerinde konuşuyoruz. Bir... İşte burada kalmalı dizi bir Afterlife, bir tane daha böyle değişik değişik, bilmem kaç numaralı <laughs> oda falan. Bir de cennet. Cennete, Cennete hoş vardı. geldin. Cennete yakın. Hoş buldum. Ha. <laughs> hoş geldin. Evet Hasan, kapatabilirsin Hasan'cığım. sen dondun zaten. Dondun mu? Evet. Kameran donmadı, sen dondun. Sen de kapattın. E, <laughs> e, <ben gülüyor> <dondum. gülüyor> ne? <Neyse. gülüyor> Nesin o zaman sen Antalya <laughs> gidiyor mu Nesin son kararınız ne oldu babayla konuştunuz mu Ay bir anda çok şey oldu. Ay He bir daha konuşmadık. Çar gideceğim bir ara işte. Onu sormuyorum Nesinciğim kalıcı gidiyordun ya hani taşınıyordun gideceğim ha, bir ara evet, tabii ki gidersin sen. bir ara taşınmaya gidiyordun hani dönüyordun <laughs> sen. He ona bir ara gideceğim işte. Ulan o bir ara gidilecek bir şeydi artık temelle dönmeyeceğim mi artık? Ay Çar olay ne biliyor musun ben sana kısaca anlatayım mı? Anlat. Şimdi normalde ben gittiğimde annemlerin evinde kalmak istiyordum. Çünkü işte şey olurdu yani ekmek elden su gölden yaşarım diye. Kira ödeme falan filan. Ama Çiftlikte mi yaşıyorlar onlar? <laughs> görmür yani, diyor, diyorsun. Annem yanında kalayım diye. Ha, evet tamam. Sonra, sonra babam kabul etmedi. Kedileri istemiyormuş çünkü. Baban, Ve bayağı bu konuda inatçı. Baban kedileri Yeni mi istemiyormuş? Var. Evet. Kedilerimi evet. istemiyormuş bu konuda çok inatçı yani bayağı kas katı yani net kuralı bu yani ben gelmeyeceğim sırf için yine mi istemiyorsun diyorum o zaman gelme bana ne diyor öyle bir inatçı ondan sonra e, biz de şöyle bir plan yaptık bizim bir tane de ayrı bir evimiz var annemlerin evine yakın orada da şu an kiracı oturuyor evet. İşte o kiracı çıktıktan sonra o Hı. kiracı da çıkacak normalde çıkacaktı da işte Almanya'da kızım yerde. mı geldi diyecek babanda Ha, yani cidden öyle olacak. İstanbul'dan kızım kalacak değil de kadın zaten 10 yıldır oturuyormuş. Zaten çıkması gerekiyordu bence. Yetiyor mu ya? Bir ev sahibi için bir kiracısı 10 sene oturduktan sonra artık o evi hak ettiği bitti mi yani o kiracı için? Parasını verip oturmuyor mu sonuçta? Evet Nesrin. Kaç para kira evet. veriyor veriyor kiracı? 3 bin lira veriyor. <laughs> Neyse sonra. <laughs> 3 bin lira azmış lan. O normalde ne Altın. kadar eder oranın kirası? Oradaki ev kiral apartmandaki başka dairelere baktım 15 bin 16 bin lira falandı. Neyse işte evet, evet, öyle de ya yani çok arttırmamış işte. Bu bu tarz durumlarda zaman... kiracı ev sahibi durumlarında ev sahibinin gözünden de bakabilmek gerekli diye düşünüyorum. Yani Bence de ev sahibinin gözünden de bakabilmek gerekiyor gibi düşünüyorum çünkü ben de belki ev falan alırsam diye yakında <laughs> yavaş yavaş kendim o tarafa da <laughs> güzel sinyal çaktı. <laughs> kendi perspektifimi de hafiften böyle bir kaydırdım o taraftan durum daha korkunç. Düşünsene kaç öyle. milyon para veriyorsun. Kiracı çıkmıyor abi kafayı yersin ya. <laughs> i̇şte şey o kadın çıkacak ama zoraki bir durum yok. O da zaten çıkacakmış. Neyse işte o bir çıksın o eve küçük bir tadilat yapacak. Babam sonra ben öyle gideceğim. İyi de o zaman buradan ne farkı kalacak ki orada tek kalacaksan? Ama annemlerin dibi yani çok yakın. Hayır ne anlamı var ki yani annenlerin dibinde tek kalmak? Ya babam, e kira ödemeyecek. Ya. Kira ödemeyeceğim işte. Ya kira Antalya'da ödemeyeceksin. Dedi. O zaman şöyle yap. O evden kiracıyı çıkart. Oraya Yeni biz 15 e biz kiracı, kiracı bulalım. 15'te bana versin. 10-15'e kiracı, 10-15'e kiracı bul. 15'in 15'ini istersen vermezler. <laughs> 15'in <laughs> 10'unu isteyeceksin. Yarısını isteyeceksin. Evet, ben onu Diyeceğim ki bari. hiç düzenimizi yani. bozmayalım babacığım. Sana da ben o evde masraf olmayayım. Çünkü bu evin bedeli zaten çok fazla. 15 ediyor. E ben bir 15 bin lira sana masraf olmayayım. Sen bana bunu 15'e kira verelim. Bana onunu ver. 5'i de senin olsun be. Yarısı da diyebilirim. Ya işte Yarısı onu da, da diyebilirim de bilmiyorum. Onu söyledim ben zaten de. Babam ya taşınırsın ya parayı ben alırım dedi de ikna edilebilir duruyor. 15'in yarısı 10 mu diyor. Kardeşim yarısı dedim sonra düşünürken 7.500 bin liraya demektense direkt onunu isteyelim dedim anladın Hani zam yaptım kafamda arttırdım fiyatı arttırdım kafamda. Öyle işte bu aralar... Chatte de matematik profesörleri dolanıyor. <laughs> o yüzden de konuşamadık üstüne bu durumu. Böyle planlamıştık en yani. son. Eylül Suvardar çağır şu Dilan Polat olayının hakkında ne düşünüyorsun? Valla bekliyoruz patlamasını bekliyoruz işte bakalım bir olaylar çıkar gibi geliyor bana yakında. Çok fazla bu ülkede herkesin ee böyle bir sıkıntı olduğu zaman işte ülkemiz milletimiz Allah kitap oralara yönelmesinden zaten anlıyorsun kesin bir şey olduğunu da. A bakalım neler çıkacak altından onu bilmiyoruz yani şimdi. Onu da göreceğiz yani yakında diye düşünüyorum. O zaman <laughs> çağır ben bir kaçtım. Nesrin'cim kendine çok iyi bak. Tamam mı? Görüşürüz. görüşürüz. Bye bye. ha, İstanbul'da kalırsan bu arada sen diş hekimliğini bırak. Gel de protest tırnakçı açalım. Çor yemin ederim ben evet. bunu hesap <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bir dakika Nesrin. Arkadaşlar şu aralar gerçekten kadınların hassas noktası gibi bir şey. Protest tırnakçı açma fikrini etrafınızdaki bütün kadınlarla konuşup onlardan çok olumlu reaksiyonlar alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet Nesrin sen de <laughs> Ben bunu cidden hesapladım, kitapladım, protest tırnakçıya gitmiştim kitapladım bir ara. mı? Evet. Yani hesap kitap yaptım. Van mantıklı geldi bana o iş. <laughs> ve şey şöyle bir tamam şey. Tamam ya ben sana ben mantıklı geldiyse. Çare <laughs> çare çar, protest tırnakçılarda kullanılan malzemelerin hepsinin aynısını biz diş hekimliğinde de kullandığımız için o aletlere ben çok hakim. Ben kendim bile yaparım. Ya o Nesli gelece. midemizi bulandırma şimdi milletin pis tırnaklarına çıkan şeyi milletin ağzına mı sokuyorsun? <laughs> Hayır çare öyle değil yani malzeme... Aynı kullanılıyor, biri orada kullanıyor, tamam. bizde de. Madem hesapladın, kaç paraya ya? tekabül ediyor bu protestirin açma? Ha onunla hesaplamadım canım. Ben şey ne kadar kazanırız diye hesapladım. <laughs> ne kadar kazanırmışız? E şimdi dedim ki günde bir tane pro bir tane protestinak 500 lira desek, ya sizin orada ne Oha, kadar? Oha 500 lira mı lan bir protestin? bir tanesi yani. 10 parmağın bir tanesi 500 lira mı? Hayır canım bir bir par, yani o bir el yani, bir el yani. <gülüyor> <gülüyor> orada ne kadar? Ee, hocam benim şu ben... orta parmağı yapmıyoruz. Kesin oraya kesiyoruz çünkü. Bayağıdır bütün tırnaklar yapalım. Oha en az 700 mu olmuş? Ben en son gittiğimde 400 liraydı ben 500 olmuştur diyordu. Çok iyi. i̇yi. Ne? Tanesi Onu zaten şeye de para almam. Nail artlara da para alıyor evet, o ekstra nail art o ekstrası. Oh base'den hesaplayacağım. Bir dakika ya. şimdi bir dakika. Ben bir kadın Hı -hı. olarak gidiyorum veya bir erkek olarak gidiyorum. Tırnak yaptırmak istiyorum. 700 lira veriyorum? Evet. Ne yapıyorlar tırnağıma yapıyorlar. karşılığında tırnağıma ne, yapıyor, ne yapıyorlar? Tırnağıma öpmeleri falan lazım. Da, manikür yapıyorlar. Sonra da akrilik diye bir malzeme var. Bizde de var aynısı. Onunla işte ekstradan tırnak yapıyor sana. Uzatıyor böyle. Bir de en son kalıcı oje sürüyor ve istersen nail art yapıyor böyle desenli desenli. Nail art da yaptırsam kaça geliyor? O nail art tırnak başı alıyorlar. Mesela atıyorum 5 tırnağı yaptırdıysan tırnak başı eskiden 40 lira 30 lira falandı. 1500'e falan gelir. 1500 lira Hı. en az evet. bir ka 1500 lira. Ha, bir Hı -hı. de bir kez yaptırdı mı bitmiyor. Her ay onun yeniletmesine gitmen gerekiyor. Uzuyor ya sonuçta. Evet. Yani. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Oraya bağımlı oluyorsun yani çok iyi. Çok iyi paraymış 1500 lira bir kişiden. <laughs> Günde kaç kişi girer mesela öyle bir tırnak çaçsan sen? Vallahi ha, işte müşteri tutmak önemli de benim gittiğim yerde iki kişi çalışıyordu full şeyli şeydi doluydu. Ya günde 5 kişi falan kademe, bakıyordu. 10 kişi geliyordu yani. Kutladık, Ama orada yok, başka şeyler de yapıyor. İşte kirpi kıvırıştırma kalıcı falan. Çok değişmiş. Cilt bakım ya falan. Ya Cicio Bey bir dakika 50 TL gönderdim. Cicio Bey az önce 3 kişi abonelik gönderdiğini okudum. Onu neden saymıyorsun güzel kardeşim? Adem'e 3 ile 6. ayını kutlaman tabii ki çok güzel bir şey. Öpüyorum canımsın. Şimdi kutladın lan. Donate'in önce geldi sonra aboneliğin geldi lan. Şu an geldi lan. Nasıl okuyayım? Fatma Nur kaynak 10 gönderdi. Çağrım iş ve kahvesi olduğu için çok fazla izlemiyorum. Çok seviliyorsun iyi yayınlar. Ekibe selamlar. Nesli çok kalp demiş. Fatma ben Nurcum. De e, Nesli'nden de kalp, bizden de kalp. İyi çalışmalar. Abi senin konteyner filmi bugün insada karşıma çıktı. Bayağıymış bu arada yaşımdan sonra gibi bir film önerir misin? Yaşamdan sonra. Sergo Reis. Önereceğim, önereceğim. Sana önereceğim. İbo'nun tokmakçısı. İbo'cum cam açar mısın canım? 50 TL. Oğlum bu nasıl binik ya? Çocuğun sevgilisi var diyorum ya. Çocuğu rezil ediyorsun bak böyle linkler koyma ya. FM lira toprak. 3 kişi abonelik göndermiş. İbo? İbo. Sen de nesin? Bu arada nefes al. Çok hızlı konuştun. <gülüyor> <gülüyor> sen bu arada nefes al. Nefes egzersizi yap. Sen şimdi, bi Dedin, sen oldu, şimdi bir... sen şimdi... Bu neyle Art'ın Kaç para kazandırdın hesapladın da kaç para harcanacağını ha. hesaplamadın mı burasının açılımını? Ya çarşın başlangıçta bir dünya renk oje carçurt alacağı için birazcık tutar ama yani bir kul aldım mı bayağı gidiyor onlar. Malzemeleri daha çok biliyorum. Atıyorum e, o böyle frez diye ya böyle kutulu motorlu bir cihaz kullanıyorlar. O hatta bende var. Bir tane daha alırız fazladan olur biter. O bir dakika ortalama hatta. nail art ile 5 saat falan sürüyor bir kişi. Oha, Sen şaka mısın? saat kime yaptırıyorsun? Benim yaptırdığım hızıyla 2 saate bitirdi. Oğlum 5 saatte bir kişi. Çok uzun beş oğlum o zaman oraya çok. kaç kişi maksimum gelecek Kırılışçak? Maksimum 3 sürüyor ya 5 saat çok. Daha hiç 5 saat duymadım. Allah As Allah. Allah. Günde zaten bazı zaman maksimum 3 kişi alabiliyorsun. Muhammed demiş çağrı bugün işlerin o kadar kötü bir ben. gün geçirdin ki şu son bir saattir senin yayını izlerken her şeyi unuttum ve kendime geldim resmen iyi ki ama iyi ki varsın kardeşim seviliyorsun. Abim. Eyvallah cansın. Cansın kardeşim. Amacımız o zaten. Gün, günün böyle negatif kötü şeylerini unutalım. Kafasındayım yani. Gusül olmuyormuş protest tırnakla çağrı. Almıyorlar zaten. <laughs> dövme de tutmuyor ya. Dövme yaptırmadan önce bizim arkadaş gusül aldı. Yani bir insan 12 senedir gusül abdesti takılabilir mi? Buna inanmış amına koyayım ya. Yani böyle bir şey olabilir mi hocam? Hani bahanesi şuydu. Dövme olmadan hemen önce gusül alırsan e, ee? Ondan sonra istediği kadar boş alabiliyorsun. Öyle bir şey var mı amına koyayım ya? 12 senedir dövmenin altına su gitmiyormuş da efendime söyleyeyim bir şey olmuyormuş da ondan dolayı gusül sayılmıyormuş da o yüzden yaptırmadan önce gusül bozulmadan dövme yaptırırsan ondan sonra gusülün hiç gitmiyormuş bozulmuyormuş Veya alsan da altta nasıl olsa su kaldı orada 12 senedir orada kalıyor o temizlediği için Hı. oraya aktif olarak ondan sonra üstüne gusül alsan da tutuyormuş. Ha bu böyle bir bak olabilir mi abi? Ama çar dövme geçiriyor diyorlar abdest öyle değil tamam, mi? Tamam eskiden öyle bir söylendi lan zaten geçine çürür amına koyayım Doğru. Şimdi geçir mi? Eskiden böyle bir söylenti vardı. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. O işte dövme yaptırmadan eee <laughs> Sen niye sinirlendin ya? Böyle bakıyorsun. <laughs> <abi o. gülüyor> Gusülsüzlük olur <laughs> abi. Mustafa güzel şaka lan bu arada. Senin gibi bir bey beynamazdan böyle güzel bir şaka iyi geldi abi. İbo Edbus ha. 1500 bit yollamış. A L A M A N Y A D A N selam canım. Almanya'dan selam canım demiş. Almanya'lılardan demiş hatta. Almanya'dan selam demiş. İbo'cum Almanya'ya buradan çok selamlar. Krozberg. Hadi selam. Almanya'da İbo da Almanya'da şu anda. Ay ya. Abi yüzün gözün açıp <laughs> estetik mi yaptın? <laughs> Arkadaşım bak estetik yok makyaj yok hiçbir şey yok ya. Allah Allah. Sadece şu sakala güzel bir hareket yaptım. O da dikkat çekmiyor ama şu anda. Seni boş bırakmaya gelmiyor sana bir çeki düzen vermek lazım. Cico Bey ne yaptım ya beni boş bırakmaya gelmedi ya. Allah Allah alt tarafı bir tane abone elini kaçırdım ya. <laughs> bir tane Allah. Ya dilim böyle eşek arası soksaydı da okusaydım ya keşke. Teşekkür ediyorum sakal. Bu iyi. Japonya kadar da sakala dokunmam. Oradayken de tam böyle kıvamına gelir. Saç ve sakal tam kıvamına gelir. Evet Nesli'ciğim. O Nesliğim. zaman bu işi sonra konuşuruz. O zaman bu işi sonra konuşalım. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Eğer nail, nail artçı olmak istersen kalıp İstanbul'da Yağmur ve sana bir tane nail art dükkanı açmak istiyorum. Oraya da bir tane canlı yayın kamerası koyalım. Yayınlarınızı da kamera oradan yaparsınız. Neyle art. Yağmur çok iyi olur. Tamam. Kapımı konuşurum ben. <laughs> çok iyi. Tamam. %80'inde çök ama abi geri de. Salak Kira ne %80'i? %100'üne çekeceğim. Acaba bir tane butik mi açsak? Nasıl bir butik? Bir de klinik açalım mı? Oh. Babam kızmasın diye. Baban kızmasın diye benim hiç klinik açasım yok Nesin. Kusura bakma. O zaman da abi benim da babam anlam veremez. Size de bir alı, <laughs> alı sağ mı? Biz bulgun mu yaptık abi? Bütün hepimize bir abi, alı, alı sağ yeter ya. Bana da bir fotoğraf mı? Bir açalım ya. Eratık Shop mu? He. Karaman bir tane Eratık Shop ben... web sitesi yapalım. Sen de canlı destekte olsana. <laughs> şey Fotoğraflı yollayabiliriz. Ee, merhaba anal plak aldım da. Anal plak mı? Nerenize düşünüyorsunuz? Ama Karaman'ın görseli de çıkacak. Canlı Skype görüşmesi gibi alttan. Karaman böyle oturmuş. Böyle bakacak falan. Ondan aldığını bilsin yani. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişe girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün, bütün tam zaptıklarının hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.